Eşref Bey, nesli tükenmekte olan dinozorların koruma altına alındığı açıklandı geçtiğimiz günlerde. Bu konuyla ilgili neler söyleyeceksin? Sence yeterli bir önlem mi çevrecilik adına? Bence yeterli değil. Başka neler yapılması gerekiyor koruma altına alınmanın dışında? Vallahi daha güzel, ne bileyim ya, pek aslında bir bilgim de yok da. Daha dinozorların yaşam alanları, onların Kaf Dağı'nda ürediği, Kaf Dağı'nda yaşayabildikleri söyleniyor. Yani Kaf Dağı'nın... Onlar koruma altına alındığında daha güzel bir yaşama şeyleri olabilir yani. Dinozorların merkezinin Kaf Dağı olduğu söyleniyor. Evet. Kaf Dağı hakkında bilgi sahip misin? Ne kadar yok, uzun? Yok, sahip değilim. Peki, Kaf Dağı'ndan başka bir hani ülkemize getirilmesi, Ağrı Dağı olabilir yani böyle... Evet, olabilir mesela Doğu'da Ağrı Dağı falan olabilir yani. Ha, bu düzeyde daha koruma altına alınabilir. Ne iş yapıyorsunuz? Kuaförüm. Kuaförsünüz. Semih Hanım, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapıldı. Nesli tükenmekte olan dinozorların koruma altına alındığı açıklandı. Sizce bu yeterli bir önlem mi? Eğer değilse yetkililerin başka hangi önlemleri alması gerekir? Vallahi zaten söylenen de sözde kalıyor, uygulanmıyor yani. Onu da diğer yetkililerin düşünmesi lazım, ne tür önlemlerin alınabileceğini. Siz bir vatandaş olarak şu önlemi alırsanız koruma altına daha iyi alırız. Nesli tükenmez diyebileceğiniz neler var? Yok. Vallahi nesli tükenmez diye ne diyebilirim ki? Hayvanlarla pek ilgilenmiyorum. Mesela herkes evine bir tane dinozor alsa, beslese, köpek, kedi olur. Canım olmaz yani. Neden? Dinozor evde nasıl yetişecek? Kaf Dağı'nda yetiştiği söyleniyor. Onlara, peki ülkemizde çeşitli dağlara, çeşitli şehirlere yakın olan yerlere çekilmesi daha iyi olmaz mı? Tehlikeli olmaz mı ama? Yani siz bana soruyorsunuz daha ama. Tehlikeli olur mu ki? Tehlikeli olur bence yani. Ama daha da yerinde olması lazım. Yerinde hani... Kaf Dağı uygundur diyor. Kaf Dağı uygundur. Geçtiğimiz günlerde Çevre ve Orman Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Nesli tükenmekte olan dinozorların koruma altına alındığı açıklandı. Sizce bu çevrecilik adına yeterli bir önlem mi yoksa daha neler yapılabilir? Yeterli bir önlem değil. Daha çok şeyler yapılabilir yani. Bütün hayvanlara dair. Sadece dinozora veya ne bileyim başka bir hayvana göre değil. Bütün hayvanlara. Katılıyor musun? Katılıyorum tabii ki de yani. Sadece dinozorlarla sınırlı değil. Bir sürü hayvanımız tükenmekte. Yani bence hiç kimse hiçbirinin nesli tükenmemesi için. Mesela dinozorların Kaf Dağı'nda yaşadığı söyleniyor. Koruma altında derken mesela Ağrı Dağı'na, ülkemizdeki dağlara getirilmesi olabilir mi? Örnek ne yapılabilir? Tamam, diğer hayvanlar da koruma altına alınsın da. Ne yapılabilir koruma altına alınır? Bahçesinde beslenebilir diğer hayvanlarla beraber. Bilmiyorum, koruma altına alınır yani. Ben Muhittin Mamacı, Şanlıurfalıyım. Radyo televizyon programcılığından okuyorum. Birinci sınıfım. Dinozorlar koruma altına alınacak deniyor. Kaf Dağı'nda yaşıyor dinozorlar. Ağrı Dağı'na getirmeyi düşünüyorlar mı? Sence bu mantıklı mı? Eğer çevreciler mantıklı düşünüyorsa ben düşünüyorum. Onlara katılıyorum diyorsun. Katılıyorum. Geçtiğimiz günlerde Çevre ve Orman Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Nesli tükenmekte olan dinozorların koruma altına alındığı açıklandı. Sizce bu çevrecilik adına yeterli bir önlem mi yoksa daha neler yapılabilir? Siz bir Türk genci olarak ne önerebilirsiniz? Tabii ki hayvanları korumak gerekiyor ama ben dinozorları sevmem. Korumayalım mı? Koruyabilirsem hani kuşlar olabilir daha çok. Bilmiyorum, dinozorlar bana çok itici gelir. Yani nesli tükenebilir de. Tamam, siz neler söyleyeceksiniz? Ya diğer hayvanlar, dedi ki sevimli olan kuşlar olabilir, onlar koruma altına alınsın da bu tarz hayvanlar alınmasın diyor. Katılıyor musun? Olur mu öyle şey? Şimdi onlar da yaratılmış, onların da bu doğada yaşamaya hakkı var en az bizler kadar. Ben bu konuda çok aslında hayvanları çok seven bir insan olduğum için gerçekten bütün hayvanların yaşamaya hakkı var. Adım Murat Avcı, bankacılık ve sigortacılık birinci sınıf. Geçtiğimiz günlerde Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı. Nesli tükenmekte olan dinozorların koruma altına alındığı açıklandı. Sizce bu yeterli bir önlem mi yoksa çevrecilik adına daha neler yapılabilir? Yani şimdi yeterli bir önlem değil de sadece şimdi şu günlerde çevre hakkında pek bir bilgim yok yani. Hani koruma hakkında şey olsun. Ama hani bence yeterli değil yani. Ne yapılabilir bu konuda?
Önerin var mı üniversite öğrencisi olarak? Ya üniversite öğrencisi olarak önerim yani. Şimdi benim önerim hali alınır mı bilemem ama. Öyle, biz iletiriz. Herkes evinde dinozor mu beslesin? Yok canım. Yani dinozor yeterli değil yani. Şimdi çevremizdeki hayvanlar gerçekten zararlı türleri de var mesela. Örneğin. Ne diyeyim mesela? Yani, dinozorların şey alınması, hani korunmaya alınması bence çok biraz şey olmuş. Başkaları mı alınsın? Aşırıya kaçmış yani bence dinozorlar. Zaten dinozor da gördüğümüz yok. Normal şehir hayatında nereden görebiliriz? Kaftan Daşalı söyleniyor. Birisi de çıktı dedi ki Ağrı Dağı'na getirelim, şehir merkezine getirelim. Dinozorlar. Evet. Vallahi bilemem artık. Tehlikeli olmaz mı? Tabii olur canım o. Konuda olur da hani şimdi dinozorları fazla görmediniz ya, korunmaya alınması bilmiyorum. Hani insanlar açısından biraz şey yetersiz yani bence. Ben Esra. Nice Üniversitesi'nde okuyorum sınıf öğretmenliği bölümü. 3. sınıf. Tamam. Geçtiğimiz günlerde Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı. Nesli tükenmekte olan dinozorların koruma altına alındığı açıklandı. Sizce bu çevrecilik adına yeterli bir önlem mi? Değilse başka neler yapılabilir? Ya aslında bu da güzel bir faaliyet de neler yapılabilir? Şu anda hani bir şey söylemeyeceğim ama yine de... Herkes evinde beslesin bir tane. Yok canım daha neler. Evet ormanları falan yok ettikçe yani hani dinozorların neslin tükenmesi doğal.